dövülüyoruz, öldürülüyoruz. Her türlü izinde kesilen ek ödemelerle kandırılıyor, yoksulluk sınırında maaşlara çalışıyoruz. Ve bunlar yetmezmiş gibi üstlerimizin mobbingine uğruyoruz. Ve sonuç olarak tükeniyoruz. Tırnak makasıyla AVM'lere girilemeyen bir zamanda silahlı, bıçaklı şahıslar polikliniğe, acil servislere kadar ellerini, kollarını sallaya sallaya girebiliyor. Ve bizlere kamu hizmeti sunarken şiddet uygulayabiliyorlar. Hastanelere konulan metal dedektörleri adeta bir süs görevi görüyorlar. Doktor Ekrem Karakaya abimizin Konya'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ne yazık ki hala gerekli dersler alınabilmiş ve sağlıkta şiddetin önüne geçilebilmiş değil. Bizler şiddetin gölgesinde sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Çeşitli kalemler altında ödenen ve emekliliğe yansıtılmayan ek ödemelerle avutuluyor, kandırılıyoruz. Gerçek enflasyon karşısında bizlere %17,5 zam reva görülürken, emekliliğimize yansımayan seyyanen zam ile eğitimli olmanın cezalandırıldığı bir tablonun kurbanı oluyoruz. Seyyanen demek herkese eşit demektir. Fakat unutmayalım ki her eşitlik adalet değildir. Nitelikli hizmeti, sağlık hizmeti için verilecek bu mücadelede sadece kendimiz için değil, hastalarımız için de mücadele ettiğimizin bilinciyle tüm halkımızı yanımızda olmaya davet ediyoruz. Bu sebeplerle hakkımız, halkımız ve hastalarımız için, ideal bir sağlık sistemi için bugün ve yarın acil işlemler dışında sağlık hizmeti sunumunu durduruyor, iş bırakıyoruz. Evet, dün akşam itibariyle sağlık çalışanları olarak, hekimler olarak, eczacılar, diş hekimleri olarak Sağlık Bakanımızdan bir mektup aldık. Bize sokağa çıkmayın, sokakta ne işiniz var dedi bakanımız. Biz de Twitter etkinliği yaparak ona cevaplarımızı verdik. Dedik ki biz mektup değil sonuç istiyoruz, mektup değil yüz yüze görüşmek istiyoruz, mektup değil toplantı vaatlerimizin, toplantı taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz. Sağlıkta şiddet son bulsun istiyoruz. Çıkardıkları beyaz reform ne yazık ki beyaz değil, gittikçe daha çok siyaha boyanıyor. Durum bizi üzüyor. Umarım bize güzel bir toplantı ayarlar, bize dönüş sağlar. Bakanımızla bu konuları tek tek görüşebiliriz. İstediklerimizi eninde sonunda alacağız. Almak zorundayız çünkü sağlık toplumun merkezi, sağlıksız olamaz. Yani bu halk bu şekilde gidemez. Bunları almak zorundayız. Basamak basamak merdivenlere yavaş yavaş tırmanacağız. Teşekkür ederim.